Herkese merhaba arkadaşlar. KriptoBiyot kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir move to earn dediğimiz yani yürüyerek para kazanma uygulamalarından olan Step App projesinden bahsedeceğim. Step App projesini Stepne'ye benzetebilirsiniz. Zaten yani mantık aynı sadece proje farklı. Projenin yatırımcılara farklı işte ilerleyiş mekanizması, yol haritası, planları vesaire daha farklı olan bir proje. Şimdi buna Stepne çakması deyip kötüleyebilirsiniz ama şöyle de bir şey var. Mesela ilk çıkan Metaverse projesi tamamen sallıyorum. Mesela Axie Infinity. Şimdi bundan sonra gelecek Metaverse projelerine biz onun çakması, onun yolundan gidiyor diye kötü gözüyle bakamayız. Yapılan işi daha iyi yapıyorsalar, daha iyi yapacaklarını vaat edip güzel işlere imza atacaklarsa tabii ki bu projede kalitelidir. Ben projeyi biraz inceledim. Gerçekten yani kötü değil, kaliteli bir proje ama Stepne'nin yerine geçebilir mi? Bu konuda hepimiz birlikte bekleyip göreceğiz. Fakat dediğim gibi proje birçok konuda önlemini şimdiden almış. İşte coin enflasyonu, bu alanda neler yapabilirler gibi olası kötü durumları Şimdiden önlemlerini alacak şekilde çalışmışlar. Burada get started dediğinizde sizi mail girmeniz için bir sayfaya yönlendiriyor. Burada mail girerek erkenden yerinizi alabilirsiniz. Şu anda piyasaya yeni çıkacak bir proje olduğu için sadece mail girerek bekliyoruz. Burada projenin ambassador programında Daniel Ricci'yi görüyorsunuz. Bu da aynı zamanda dünya şampiyonu bir atlet. Bu projenin reklamcılar arasında diyebiliriz. Burada yine reklamcılar kısmında bitcoin magazinin sole founderı. Tyron Laps'tan birisi var. İşte Dame Maker zaten bu projenin satışını gerçekleştiriyor. Aynı zamanda NBA'in en iyi takımlarından biri olan Los Angeles Lakers'la var. Onun dışında işte Qut'um var vesaire. Ekipte de kaliteli isimler olduğunu söyleyebilirim. Burada projenin yol haritası var. Şu anda zaten biz 2022'nin Q2'sine giriyoruz. Doğal olarak yeni NFT'leri ve betası piyasaya sürüleceği yazıyor. Bu 4 ay içerisinde bunlar gerçekleştirilecek. İşte NFT marketi açılacak, mainet yapılacak. Daha sonra da tabii ki işte partnerler geliştirilecek vesaire. 2021 Q4 ve 2022 Q1'i doldurduk diyebiliriz. Burada proje üzerine bir resim koymuşlar. Şu an projenin daha betası bile sürülmediği için fazla resim olmaması çok doğal. Ama tahmin olarak görüyorsunuz burada mesela Avax ile ayakkabılar almışlar. Burada yavaş ayakkabılar var, hızlı ayakkabılar, normal ayakkabılar ve bu ayakkabıların levelleri var. Yine seviye atlatabileceksiniz, kazancı arttırabileceksiniz. Onun dışında ayakkabıyı başlattığınızda kaç kilometre koştuğunuzu ve nasıl bir hızda koştuğunuzu, yine kaç adım attığınızı, ne kadar kilometre ve ne kadar süre şeklinde burada mevcut. Enerjiyi görüyorsunuz. Burada 15 enerjisi var ve 14'ünü harcamış. 0.32 Vax kazandığını göstermiş. Uygulama çıktığında tabii ki bu arayüz daha da geliştirilecek şu anda. Kabaca bu tarz örnekler vermişler. Burada AVAX kullanmışlar ama proje EVM ağında yani Ethereum sanal makinesi diyoruz. Ethereum ağında node kurabilen projeler şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela burada Metamask'ımıza tıkladığımızda BSC ağında 0x adresimiz var. Geliyoruz buraya mesela işte Matik ağına yani Polygon ağına. Burası da 0x adresimiz. Yani EVM dediğinde Phantom, Matik, BSC gibi bu ağları düşünebilirsiniz. Bu ağlarla uyumlu destekleyebilen bir proje olarak düşünebilirsiniz. Proje piyasaya sürüldükten sonra daha detaylı bir inceleme hatta kullanımı gösterecek şekilde bir video hazırlarız. Şimdi sizlere ön satışından bahsetmek istiyorum. Ön satışı dediğim gibi DAO Maker üzerinde gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi Step-up projesi DAO Maker'da ana sayfada bulunuyor zaten. Burada katılım tuşuna basabilirsiniz. Zaten proje inceleme kısmı da orada yer alıyor. Şimdi burada katılıma basıyoruz. Market Maker olarak Chiron Labs belirtilmiş. Ön satışa 2 gün 18 saat kalmış. Burada SHO dediğimiz ve Public round dediğimiz iki round var. Bunlara değinmeden önce K-Matrix'e değinmek istiyorum. Proje başta belirttiğim gibi EVM uyumlu blockchain ağı, EVM uyumlu yani Phantom, BSC, işte Polygon gibi ağlarda kullanabileceğinizi düşünün. Toplam coin miktarı 5 milyar, 5 milyar arıza sahip. Intel cap ise 343 bin dolar. Bu Intel market cap gerçekten aşırı düşük. Normalde projeler 3-5 milyon dolarla çıkıyor. 10 yapması için 3 milyon doların 30 milyon olması gerekiyor. Bu projede ise 343 bin dolar çok rahat şekilde 100 yaptığı zaman 30 milyon dolara geliyor. Bunun en büyük sebebi de projede VC neredeyse hiç olmaması. Gördüğünüz gibi zaten burada mevcut değil. Yani proje sadece sisteme ayırmış coinleri reklam karşılığı neredeyse hiç olmak üzere hiçbir VC ile anlaşmamışlar. Kimseye de önden private'den coin vermemişler gibi düşünebilirsiniz. Vermişlerdir tabii ki ama çok az şekilde. Doğal olarak Intel kepleri çok düşük bir seviyede. Bu da daha fazla X yapması için en büyük fırsat diyebilirim. Bu arada rakipleriyle kendisini kıyaslamış. Bunların sadece Solana'nın da bizim ise VM uyumlu ağlarda olduğumuzdan bahsetmiş. Market Cap'e değinmiş. Doğal olarak bu daha listelenmediği için 1 milyon dolar altında. Günlük volümü tabii ki proje çıkmadan belirlenemez. Reklamcılar arasında da McLaren, Zerion, Qtum, Bitcoin Magazine, Chiron Labs, Dao Los Angeles Lakers gibi önemli isimler bulunuyor. Proje zaten geliştikten sonra iyi bir ilerleme kaydettikten sonra bu yatırımcılara işte ünlü dünyaca ünlü atletlere takımlara yenilerini daha hızlı ekleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yol haritasına zaten değinmiştik. Burada Step Up'ın iki to token'a sahip olacağından bahsedilmiş. Burada satılacak olan token FitFi ama uygulamada kullanacak olduğunuz token ise Kcal olarak geçiyor. Yani kalori token olarak belirtmişler. Aynı diğer projelerde P2E, m 2 projeleri olmak üzere her projedeki gibi iki coin'leri bulunuyor. Bu da coin enflasyonunu korumak amacıyla. Kalori token'ları da uygulama içinde kullanılacak ve kazanılacak coin olacaktır zaten muhtemelen. Ki burada belirtmişler yürüyüşlerinizden kazanacağınız coin bu. Aynı zamanda diyor sneaks yani ayakkabılarınız işte oluştururken vesaire bunlar yakılacak. Oyun coin enflasyonunu nasıl koruyacak ona da light paper üzerinden değinelim. Burada oyun nasıl gelir elde edeceğini belirtmişler İşte harita stilleri, karakter görünümleri, gizli görünümler, normal satın alımlar ve bunları mağazadan kredi kartıyla da alabileceğinizden bahsedilmiş. Bu tarz işlemlerden oyun bir gelir elde edecek. Aynı zamanda bahisli oyunlar var. İşte birbirinize karşı yarışlar düzenleyip koşabileceksiniz. Kazanan havuzda da %2.5 ücret uygulanacakmış ve bu gene oyun gelirine dahil turnuvalar olacak. Bu turnuvalardan bir gelir elde edeceklermiş. NFT pazar yerinde de bütün NFT'lerden işlemlerinden buçuk ücret uygulayarak bir gelir elde edecekler. NFT satışları ise sınırlı sayıda olacak. Değersizleştirilmeyecek öyle sınırsız ayakkabı şeklinde ve ayda bir kez olmak üzere sınırlı şekilde verdikleri için bu da NFT'leri de değerli kılacak. Buradan da bir gelir elde edecekler. Bu gelirlerde baktığınız zaman birçok yerden gelir elde etmeye çalışıyorlar. Bu aslında iyi bir şey çünkü proje gelir elde edebilmeli ki süreklilik sağlansın ve insanlara da bu işi gelir için kullanan işte mesela sen uygulamayı indirdin yürüyerek para kazanmak istiyorsun bazıları ise sırf zevkine parası var nasıl ki bir oyunu zevkine insanlar oynar para yatırırlar onun gibi düşünün burada para yatıran kişilerin gelirleriyle birlikte de zaten sistem daha kolay bir şekilde yürütülebilecek Fitvi token'ın nasıl kullanılacağından bahsediliyor oyun gelirinin %50'si piyasada token satın almak için kullanılacak bu yüzden bahsettim zaten oyun geliri gelir elde etmesi çok önemli diye. Çünkü elde ettikleri geliri piyasadaki coin'in satın alımında kullanılacak ve bu da token enflasyonunu büyük ölçüde koruyacaktır. Satın alınan tokenların da %50'sine kadar da yine yakım için oy kullanılarak belirtilebilecek. Yani yakalım mı yoksa tutalım mı şeklinde yönetişime bırakacaklar. Satın alınan diğer tokenların %50'ye kadar da coin'i stake edenlere dağıtılacakmış. Stake gelirleri de mevcut olacak. Stake ettiğiniz coin'i bozduğunuzda 10 günlük bekleme süresi olacakmış. Eğer 10 günden erken çıkartmak istiyorsanız da %12'lik bir ücret kesecekler. Yine aynı şekilde likitte teşvikleri olmak üzere Fitvi Coin'in değeri burada arttırılabilecek diyebiliriz. Burada işte gene staking'de bahsetmiş oyundaki işte indirimlerden geri alımların olacağından ve stake getirisinden bahsetmişler. İkinci coin olan yani kalori, kcal jetonları ise ayakkabıları basarken kullanılacak. Ayakkabılarla koştuğunuz zaman, yürüdüğünüz zaman yine bu coin'den kazanacaksınız. Sineklerinizi stake ettiğinizde de yine bu coin'den kazanabileceksiniz. Jeton dağıtımı belirtilmiş %15'i e takıma ayrılmış buçu. ön satışa %15 pazarlama, satın almalar, lisanslar işte bu ünlü atlet dediğimiz falan filan bunlara sonuçta bir maliyetleri var. Yine ortaklar, danışmanlara %6 ayrılmış. Madenciliğe %31.5 ayrılmışlar. Büyük oran stake'li kitle ve teşvikleri de %20 ayırmışlar. %51.5'unu da yani kısaca sisteme ayırmışlar diyebiliriz. Doğal olarak yüzde 64'ü doğrudan uygulamayı kullananlara üyelere ayrılmış diyebiliriz. Şimdi nasıl bu ön satışa katılabilirsiniz ona geçelim. Dow maker üzerinden olduğunu söyledim. Burada Dow makerda iki türlü ön satış türü var. Biri Strongholder Offering bir tanesi de Public Sale. Birincisi Premium Round diye geçiyor. Burada sadece DAO'nun kendi coinini yani DAO maker'ın kendi coinini tutanlar katılabiliyor. İkinci roundda ise EVM uyumlu ağlarda 2500 dolar değerinde coin tuttuğunuz sürece gelip buradan ön satışa katılabiliyorsunuz ya da daha yüksek bir hak için direkt DAO maker'ın kendi coininden 2000 adet tutarsanız ki bu da 2500 dolar civarı yapıyor. Buradan bakalım gördüğünüz gibi 2000 adet DAO maker coin 2470 dolar yapıyor. Bu yüzden ben başka coinlerden tutmak yerine DAO maker alıp katılmayı tercih ederim. Bu şekilde kendi tercihinize kalmış ben bu rounddan katılmak istiyorum derseniz buraya gireceksiniz. Normal katılmak istiyorsanız DAO Maker tutarak girmek istiyorsanız ve şansınızı arttırmak istiyorsanız da bu rounda basarak gireceksiniz. DAO Maker tutmanın da tabii ki bir ağırlığı var. Gördüğünüz gibi 2000 DAO tutanlar tier 1, 4000 tutanlar tier 2, tier 3, tier 4 şeklinde devam ediyor. Bu şekilde alabileceğiniz hak da artıyor. Birincisinde 1 tabii ki 2, 6, 16 şeklinde artan bir ağırlık oranı var. Ek olarak Dawnmaker'ı hiç bilmeyenler için buradan üye olup kimlik doğrulamasını yapmış da olmanız gerekiyor. Daha sonra buradaki katılımı gerçekleştirebilirsiniz. Burada public round'dan kazananlarda da %30 kesinti ve flipper fiyat tabiler. Peki bu ne oluyor? Kazanmış olduğunuz allocation yani haktan %30 kesinti oluyor. Flipper fee konusunda da ise mesela siz tüm taksitlerinizin %30'unu claim edebiliyorsunuz. Fee ödemeden %30'dan fazlasını çekmek isterseniz claim etmeniz gerekirse diyor. Mesela %30 yerine %35 %35 çekeceksiniz. %35 claim ediyorsunuz. Sonraki taksitte ise %5 eksik claim ediyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin. %30'unu bir sonraki de %10 olsun. %35 olarak çektim. Bir sonra %5 kaldı değil. Bu iki round arasında %5 kesinti kaybı yaşıyorsunuz. Sonraki hakkınızdan kesinti yaşamıyorsunuz sadece. %100 değil %95 coin hakkı almış oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Flipper fee de bu şekilde. Yine dönüp dolaşınca tabii ki de mantıklı seçeneğin 2500 dolarlık herhangi bir ağda coin tutmak yerine dağı tutmanın mantıklı olduğu gerçeğine diyebilirim. Özetle arkadaşlar bu ön satışa katılabilmeniz için maalesef en az 2500 dolar değerinde bir paranızın olması gerekiyor. Birçok ön satış platformunda olduğu gibi bu ön satış platformunda şartları bu şekilde. Ön satış platformlarının %90'ı zaten kendi coinlerinden tutma şartı getirirler ki Dao Maker bunu başka coinlerden de tutabilirsiniz şartıyla. Sizlere yardımcı oluyor diyebiliriz. Bu şekilde ön satışlara katılabiliyorsunuz. Dao Maker için ayrı bir videoda hazırlarız daha sonra. Bu videoda sizlerle birlikte Step up projesini inceledik. Proje kazandırır mı derseniz bence kesinlikle kazandırır. Neden? Çünkü Step App'ın da moveturn projesi olduğunu ve şu anda moveturn projelerinden Stepney'nin nasıl bir performans sergilediğini sizler biliyorsunuz zaten. Bu ondan iyi olsun kötü olsun. Her koşulda ondan sonra gelen ikinci proje olduğu için bir hype yapacağını düşünüyorum. VC'lerde koyun olmaması ve intial cap'in çok düşük olması da zaten yüksek X beklentisi ortaya çıkarıyor. Her türlü güzel bir kazanç elde edebileceğinizi düşünüyorum. İlk listelendiğinde sağladığı kazançtan sonraki piyasa ilerleyişi ise artık ekibin projenin yol haritasını gerçekleştirmesine vesaire kalmış diyebiliriz. Bu yüzden ben 2000 adet DAO alıp Buraya stake etmeyi düşünüyorum. Mesela ideacoin tutuyordum. Onları geçici olarak satıp buraya geçirip burada ön satışa katıldıktan sonra tekrar ideacoin'e de geçebilirim. Tamamen sizin tercihinize kalmış katılmak isteyenler bu iki seçeneği de değerlendirebilirler. Özetle proje bu şekilde. Yatırımcıları gayet iyi. DAO macro üzerinde ön satış yapması da güzel. Yol haritalarını gayet açıklayıcı yazmaları işte coin enflasyonuna sundukları çözümler gayet hoşuma gitti. Bu yüzden projenin ön satışına katılmak istiyorum buradan değerlendirmeyi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni ön satışlarla ve yeni projelerle görüşmek dileğiyle. Şimdiden katılacaklara bol şans diliyorum ve herkese iyi günler dilerim.